33. bölüme geldik. 3 Haziran 1960. Mr. Bevis. İlginç bölümlerden diyeceğim. Yine geçen bölümde de galiba gelmişti. Yine bir melek var. Hayatını değiştirmeye çalışıyor. Evet. Hatta bir önceki bölümde It's a Wonderful Life atıf yaptık ya. Bu da ona girdiğini düşünüyorum ben. Bu bir de şeye benziyordu. Yine sezonun, birinci sezonun ilk bölümlerinde yaşlı bir adam vardı. Hatırlıyor musun? İkinci, üçüncü bölümden birisi olması gerekiyor ama tam hatırlamıyorum adını şu anda. İsmini falan hatırlıyor musun bölümün? Çocuklara sürekli yardım ediyordu. Ha evet evet evet. Ve daha sonra koruyucu melek geliyordu galiba onda da. Biraz ona da Hatırladım. Benzettim. Burada ilginç olan karakterin o sakarlığına sahip çıkıyor olması. Genelde hep böyle daha iyisi olsun ya da daha farklı birisi olsaydım toplum beni daha çabuk kabul ederdi deriz ama O sahip olduğu özellikleri çok seviyor ve bağlanmış durumda. Bana ilginç gelen nokta burası oldu mesela bu bölümde. Biz geçen bölümlerden birisinde buna yakın bir konuda konuştuk diye hatırlıyorum. Evet. Hatta bölümün böyle slogan, ne denir, slogan cümlesi mi oluyor? Yani bu bölümü özetleyen söylemde inandığım şeyler paradan daha değerli diyor ya. Buna benzer bir sözcük kullanıyor. Yani buna benzer bir söylemde bulunuyor. Çok hoşuma gitti. Kendi sevdiği şeylere sahip çıkıyor adam. Yani çok önemli değil diyor diğerleri. Ben şu anki halimle mutluyum. Dinlediğim şarkıyla, işte çaldığım çalgıyla atıyorum. Evet. Biraz da Yeşilçam filmlerini anımsatan bir tarafı vardı. Senin bu dediğin cümleden yola çıkarak diyorum. Bana da bölümün içerisinde geçen şöyle bir cümle vardı. O çok güzel geldi. Günün farklı sonuçlanmasını istiyorsan kendini değiştirmelisin gibi bir cümlesi vardı koruyucu meleğin Beavis'e söylediği. Yani bunu hayatımızın her alanı içinde düşünebiliriz baktığında. Yani eğer ki bir şeyler yolunda gitmiyor diyorsak ya da daha iyi bir şeyler yapmak istediğimizi belirtiyorsak, bunu istiyorsak bazı şeyleri farklı yapmamız gerekiyor. İşte Geleceğe Dönüş serisinde de vardı ya, ana karakterimizin bir şeyleri farklı yapmasıyla gelecek şekilleniyordu farklı bir şekilde. Tabii. Ve alternatif bir evrene doğru yol alıyorlardı. Burada da aslında benzer bir süreç söz konusu. Ama karakterimiz çok naif. Evet. Aşırı çocuksu ve çok küçük şeylerden mutluluk duyuyor. Yani oradaki manavdan bir tane elma aldığında çok mutlu oluyor mesela. Ya da çocuklarla birlikte top oynamayı çok seviyor. Merdivenlerin trabzanlarından kayıyor. Yani çok küçük şeylerden mutlu oluyor. İş yerine gidiyor mesela. Masasının üzerinde kendi yaptığı şeyler var. Bir tek onun masası çok renkli. Tabii. Çok eğlenceli gözüküyor. Diğerleri aşırı ciddi. Ve hani o toplumun genel kabul gördüğü değerler bizim karakterimize, yani bizim dizide gördüğümüz ana karaktere uymadığı için dışlanıyor. Yani işinden oluyor bunlar yüzünden. Aynen. Maalesef. Yani o açılardan biraz önce de hani o özetleyen söylemdeki gibi kişi, o kişi yani başrol inandığı şeylerin peşinden koşuyor mu deriz, daha doğrusu inandığı şeylere sahip çıkıyor ve ya bundan da gocunmuyor. Toplumda ona sunulan hızlı yaşamı da çok adapte olamadığı için o yaşama, muhtemelen o haliyle mutlu olduğunda filmin bölümün sonlarına doğru ifade ediyor. Güzeldi bölüm, güzel bölümlerden de, yani naif bölümlerden. Yani sıcak bir bölüm diyebiliriz. Evet, sıcak aslında bir bölüm. İçiniz samimi bir bölüm. Ya bunun dışında benim ekleyeceğim çok bir nokta yok bu bölümle ilgili. Evet, biraz böyle nostaljik hissettiren, iyi hissettiren bölümlerden birisiydi. Onun dışında benim de çok yorum yapabileceğim bir şey maalesef yok bu bölümle ilgili. O zaman bu bölümü burada da bitirebiliriz. Artık 34. bölümde görüşürüz. Görüşürüz.